Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bugün sizlere ilişkinizi boyut atlatacak ya da ruh eşinizi bulabileceğiniz iki tane hayat kurtaran ritüel vereceğim. Ve siz de eğer bunları uygularsanız gerek ilişkinize boyut atlatacaksınız ya da ilişkisi olmayanlar ruh eşlerini yanlarına çekip getirecekler. Hazır mısınız bu ritüelleri uygulamaya? Öncelikle ilişkisi olanlar için. Uzun süredir, 3 yıldır, 4 yıldır, 1 yıldır ilişkideyim ama ilişkim hep aynı düzeyde, bir türlü boyut atlayıp da evlenme teklifi alamadım diyenler, evlenme teklifine, ilişkinizin boyut atlamasına hazır mısınız? Hazırsanız şimdi söyleyeceklerimi uygulamaya koyun ve gidin söylediklerimi yapın dostlarım benim. İlk önce yapmanız gereken şey sevdiğiniz insanın bir fotoğrafını, net bir fotoğrafını, gözleri size bakan bir fotoğrafını alın. İster büyütün ama net olsun. Gözleri de size baksın bu fotoğrafın. Oturun. Kimsenin olmadığı sessiz bir ortama ve onun fotoğraftaki gözlerinin içine bakın. Sevgiyle bakın. Aşkla bakın. Şükranla bakın dostlarım benim. Ve ona deyin ki ben ilişkimde boyut atlamaya hazırım. Evlenme teklifin için teşekkür ederim deyin. Ve bu cümleyi 21 kere tekrarlayın gözlerinin içine bakarak, aşkla ve şükranla dostlarım benim. Sonra çevirin fotoğrafı arkasına. Evlilik teklifin için teşekkür ediyorum. Sevgiyle aldım, kabul ettim diye yazın dostlarım benim. Büyük harflerle. Ve altına bir not düşün. Bugünün tarihini yazın. Ondan sonra 21 gün sayın. 21 gün sonranın tarihini yazın dostlarım benim. Coşkuyla. Sonra alın bu fotoğrafı. Gidin evinizde müstesna bir yere, sizin de oradan keyif aldığınız bir yerde saklayın. Daha sonra unutun. Sevdiğiniz insana sakın böyle bir şey yaptığınızı söylemeyin. Dostlarım benim. Ama bu işlemi yaparken cümlelerinizi bitirdikten, yazınızı bitirdikten sonra dualarınızı da okuyun. Size iyi gelen dualarınızı okuyun. Ve o şekilde saklayın. Dostlarım benim. Ve evlenme teklifi almış gibi hissedin. Bu enerjiyi, bu mutluluğu içinizde hissedin. O bugünden itibaren, yazdığınız günden itibaren 21 gün başlamıştır. Her an size bu teklif gelebilir. Eğer 21 gün içerisinde bu teklif size gelmezse artık bu ilişki hakkında düşüneceksiniz. Sizin sevdiğiniz insan, boyut atlamak istediğiniz insan aslında eğer bu teklif gelmezse sizinle bir gelecek düşünmüyor.
Yani evlenme teklifi gelmez ama ayrılık da yaşayabilirsiniz. Bunun iki sonucu olabilir dostlarım benim. Eğer bu ritüeli yaparsanız risk alacaksınız. İki sonuca da katlanacaksınız. Biri sizi çok sevindirebilir, biri sizi üzebilir. Eğer frekansınız aynı değil, sizinle gelecek düşünmüyorsa ayrılıp gidebilir dostlarım benim. Eğer böyle bir riskten korkuyorsanız bu ritüeli lütfen yapmayın. Ama ben bir an önce boyut atlamak istiyorum. Ne olacaksa olsun diyorsanız yapın. Evet. İkinci ritüelimize geldik. İlişkisi olmayanlar, bekar olanlar, hala daha ben bir sevgili bulamadım diyenler için. Hayatımda kimse yok. Ben ne yapacağım? Bir türlü bir ilişki kuramadım. Ruh eşimi bulamadım diyenler. Hazır mısınız ruh eşinizi çağırmaya? Ondan teklif almaya? Hazırsanız alın elinize bir kağıt, bir de kalem. Ve başlayın büyük harflerle yazmaya. Beni seven, bana değer veren, bana güvenen, beni anlayan, bana saygı duyan, benim sevdiğim, benim değer verdiğim, benim güvendiğim, benim anladığım, benim saygı duyduğum ruh eşimin evlenme teklifini şükranla ve aşkla kabul ediyorum. Ruh eşim bana evlenme teklif etti. Sevgiyle aldım. Kabul ettim. Çok mutluyum. Şükran içindeyim. Yazın bu cümleleri. Ve sonra bu cümleleri 21 kez yüksek sesle okuyun dostlarım benim. Ve bu coşkuyu içinizde hissedin. Gelen teklifin size verdiği mutluluğu içinizde hissedin dostlarım benim. Sonra sizi rahatlatan, size huzur veren dualarınızı okuyun. Ve gidin bir su başına, akan su başına. Deniz olabilir, dere olabilir. Benim çevremde bunlar yok diyorsanız, çeşme olabilir. Yakın bu yazdığınız kağıdı ve küllerini bu akan suya verin, gitsin, serbest bırakın dostlarım benim. Hayatımda kimse yok. Ne evlenme teklifi yahu diyebilirsiniz. Fakat bu bizim sorunumuz değil dostlarım benim. Biz evlenmek, ruh eşimizle evlenmek isteğimizi en uygun bir dille Yaradan'a bildirdik dostlarım benim. Yaradan da bizim isteklerimizi gerçekleştirmek için harekete geçti bile. Atın bu olumsuz düşünceleri zihninizden. Bırakın, Yaradan aksın dostlarım benim. Yaradan aksın, yollarını bulsun. Ve o yollardan birinden söylediğiniz, arzuladığınız ruh eşinizi size göndersin. Aşkla göndersin. Dostlarım benim, çekilin aradan. Bırakın, Yaradan aksın dostlarım benim. İstediğiniz her şeyi
getirsin. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yaptınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum, dostlarım benim.